Turgut Bey diyor ki her insan güzel bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Cansever bir şeyleri değiştirmeye çalışan birisi, dönüştürmeye çalışan birisi. Yani bir mücadele içinde. Türkiye'de en az 7-8 yerde daha her biri 3-4 milyon nüfus taşıyacak 6-7 metropolün daha geliştirilmesi zarureti ortadadır. Gelenekle zıtlaşmak değil, gelenekte elde edilen bilgileri değerlendirerek güncel bilgileri de reddetmeden, yani dolayısıyla sadece bir gelenek kopyacılığı değil, aktüel olanla tarihi tecrübenin biriktirdiklerini meczeden çözümleme arayışları. Her türlü mimarlık faaliyetinin aslında bir felsefi arka plan üstüne inşa edildiğini çok idrak etmiş ve o felsefi arka planı ciddi bir entelektüel gayretle eğilerek ortaya koymuş bir isim. Turgut Bey diyor ki her insan güzel bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Eğer bu söylediği zihinlerde şu soruyu sordurursa, ben güzel bir çevrede yaşıyor muyum? Ya da güzel çevre nedir? Cansever ipuçlarını veriyor. Diyor ki işte tabiatla ilişkinin doğru kurulduğu, yani aracısız ve kolayca ulaşılabilir şekilde kurulduğu, ailenin genciyle, çocuğuyla, yaşlısıyla birbirinden kopmadan bir arada olabildiği, sosyal dayanışmanın kolay olduğu, komşuluğun olduğu. Bunları da göz önünde bulundurarak güzel çevre nasıl olur sorusunu eğer insanlara sordurabilirse bu önemli. Bir mimar olarak vahşi endüstrinin ortaya koyduğu son dönem şehirlerinin öncesine şahit olmuş bir isim. İşte Bursa'daki çocukluğuyla. Oldukça insani, oldukça rafine kurguyu tecrübe etmiş ve onun kıymetini anlamış bir isim. Doktora tezi zaten çok özel bir tez. Bir kitap olarak da yayınlandı. Türkiye'nin sanat tarihi alanında da ilk yapılan doktora tezi, o kadar da kıymetli, özel bir alan. Yani bir derdi olduğu için kendi yolunu kendi açan bir isim Cansever. Ağa Han Mimarlık Ödülü dünyanın en prestijli mimarlık ödüllerinden bir tanesidir. Özelliği İslam coğrafyasını ele alan bir ödüldür ve Cansever bu ödülü dünyada 3 kere kazanan tek mimar, hala tek mimar. Bunların ilkini Türk Tarih Kurumu yapısıyla alıyor, Ankara'daki. Modern mimarlık ürünlerinin önemli bir tanesi Türkiye için. Çünkü mekansal kurgu açısından dışa kapalı, içeride zengin bir mekansal dünya öneriyor. Yerle kurduğu ilişki çok sağlam, brutalist yaklaşımlar içeriyor. Daha sonra bir restorasyon projesiyle, Ahmet Ertegün Evi ile ikinci ödülü alıyor. O da çok önemli bir yapı Bodrum'da. Hem restorasyon hem de onu yeni eklerle bugüne bağlama çalışması. Üçüncüsü de 1982 olmalı. Demir Tatil Köyü yine Bodrum'da. O bir şaheser gerçekten. Tektonik birimlerin bir aradalığında hem birimlerin birbirlerinden farklı olarak birer şahsiyet ifade edebilmesi hem de o bütünün, o peyzajın birer parçası olabilmesi açılarından çok etkileyici. Gerçekten bir şaheser. Bu 3 yapısıyla Ağa Han ödülü aldı. Turgut Bey'in yaptığı birçok proje uygulanma şansını bulmadı. Rafların arasına kalmış, işte bazı mimar arkadaşların ilgilenip üzerinde çalıştığı filan uygulanmamış çok projesi var. Mesela bir tanesi çok genç, Diyarbakır Koleji yarışma. Bütün proje çizilmesine rağmen uygulanmıyor. Bir tanesi ilginç bir örnek, ODTÜ, Orta Doğu Teknik Üniversitesi uluslararası yarışma birincisi. Yapıyı zayıf zeminli bir yerde kurmak istedikleri için itiraz ediyor. Zayıf zeminli yere koymayalım, boşuna maliyet, bu memleketin imkanları kısıtlı diyor. Bir de Ankara'yla ilişki kurma meselesinde sorunlu bir yere koyuyorlar. Hani üniversitenin şehirle doğru bir ilişki kurması lazım. O bu yer seçimindeki hataları, Amerikalılarla olan yanlışları düzeltmeye çalışırken ulusal müsabaka açılıyor. Yani uluslararası müsabaka iptal ediliyor, ulusal müsabaka açılıyor. Diğer meslektaşları, arkadaşları her zaman da konuştu onlarla, öyle bir gönül koymadı ama giriyorlar. Behruz Bey kazanıyor, Behruz Bey yapıyor mesela. Sonraki yıllarda da çizilip yapılmayan çok proje oldu. Bir derdi olan birisi. Derdi olan birisinin zaten sistemle sorunu yokmuşçasına yüzlerce yapı üretmesini beklemezdim açıkçası. Çünkü cansever, bir şeyleri değiştirmeye çalışan birisi, dönüştürmeye çalışan birisi. Yani bir mücadele içinde. Sisteme onun istemediği, onun düşünmediği bazı şeyleri sokmaya çalışan bir isim. Bu da çok mücadele demek. Çok kolay yapı üretmek değil, tam tersine bir yapı için, bir Bayezid meydanı düzenlemesi için çok büyük mücadeleler, çok büyük sürtüşmeler, çok büyük gayret demek. Onun için bu sayı az. Hiçbir zaman ticari düşünmedi. Bir yerde ne yapılması gerekiyorsa o kadarını yapmayı hep önerdi. Ve bu nedenle de hayalperest diye damgalandı. Ama aslında gerçekçi. Mesela İstanbul'un nüfusunun bu kadar artmaması gerektiğini söylüyor 50'li 60'lı yıllardan itibaren. Türkiye'de 25 senede 50 milyon insanı şehirlere yerleştirileceğini söylemiştik. İstanbul için bu nüfus takriben 10 ila 12 milyon gözüküyor. 12 milyon nüfus İsveç nüfusunun 1,5 misli demek. 2 tane Bulgaristan'ı İstanbul'a yerleştirmek mecburiyetiyle karşı karşıya buluyoruz. Bu hadisenin daha da büyük ölçülere ulaşmaması, bu nüfusun 15-20 milyona gitmemesi için çok ciddi dengeleme tedbirlerinin alınmasına ihtiyaç var. Biraz evvel bahsettiğim İstanbul'daki 12 milyonluk bir şehir teşekkülünü düzen altında tutabilmek ve bu sayıyı aşmamak için Türkiye'de en az 7-8 yerde daha her biri 3-4 milyon nüfus taşıyacak 6-7 metropolün daha geliştirilmesi zarureti ortadadır. Keşkeledi. Herhangi bir şey oldu mu? Çok mutluydu. Ne güzel hayaller kurdum Allah'a şükür. Hiç yanlış yapmamak için ne kadar çok gayret sarf ettim. Beraber bulutların üzerinde ne güzel uçtuk diyeyim dedi. Hasta yatağında. O tür pişmanlıkları olmadı. Ama çok tatlı. Çok, yani çok özlüyorum. Çok özlüyoruz. Çok özlüyoruz. O hep beraberiz.